Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cümleten selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Muhterem dinleyenlerimiz, gününüz hayırlı olsun, mübarek olsun. Her türlü hayırları Cenab-ı Hak nasip eylesin, şerlerden muhafaza eylesin. Bugün inşallah sizlere ehl-i sünnet itikadı üzere tasavvuf hakkında sohbet yapmak istiyoruz. Gayemiz tasavvuf hususundaki bir takım yanlışları düzeltmek, yanlış anlamaları engellemek veya ileri geri konuşanlara usulüne göre ilmi cevaplar vermektir. Sohbetimizi inşallah Risale-i Kutsiye ile başlatacağız. Sonra tasavvufun zuhuru ile alakalı birkaç malumat, muhteviyatı ile alakalı birkaç malumat, mektubat hakkında biraz malumat ve son olarak vakit kalırsa Mektubat-ı Rabbani'den 52. mektuptan bir miktar okumak istiyorum. Biz bu hizmette uzun senelerdir bulunuyoruz. Çarşamba'dan Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatinde yetiştik. İmam Hatip Lisesi'ni ve Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra bu cemaatle tanıştık ve elhamdülillah din-i mübin İslam'ın kaynaklarından anlamaya, öğrenmeye ve siz kardeşlerimize öğretmeye devam ediyoruz. Bu yolda dualarınızı bekliyoruz. Ancak bu ilimler ahir zamanda biliyorsunuz biraz garip kaldı ve kalacak. Kıymet bilenler azaldı. Sizin gibi bu işlere değer verenler azaldı. İnşallah bunu çoğaltmaya çalışacağız. Böylece manevi duygular çoğalırsa cemiyetimizde, evimizde, kalbimizde huzur olur, sükunet olur, bereket olur. Şimdi Risale-i Kutsiye'den ilk beyitte zaten başlarken İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Kutsi Sırruhu sığındım Zat-ı Hakk'a gel gidelim. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim demiş oluyor. Allah-u Teala'ya sığınmak demek bütün şerlerden, yanlışlardan, şeytani, ins ve cinni olan bütün şerlerden Allah'a sığınmaktır. Hemen seriyle Allah'a gel gidelim. Demek ki Allah-u Teala'ya sığınılacak, her şeyden ayrılıp Allah-u Teala'ya dönülecek. Bu şekilde Allah-u Teala'ya estağfirullah fefirru ilallah ayetine göre Allah'a kaçın. Nasıl kaçacağız? Allah-u Teala cisim değil ki, mekanı yok ki. O zaman kalpten manevi bir arayışla ve betevu ileyhil vesilete ayetine göre Allah-u Teala'ya ulaşmak için bir vesile edinin emrine göre inşallah Allah-u Teala'ya giden yolu bulmakta gayret göstereceğiz. Yüce dergahına yüzler sürelim. Yani biz sanki bir manevi dergaha gelmişiz. Secde ediyoruz. Orada yüzümüzü yerlere sürerek, gözyaşı dökerek Ya Rabbi bizi kabul et diyoruz. Azizim, garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Bizler garibiz. İnsan dünyaya gelince gariptir. Mevlana Hazretleri söylemiş ya, kamışlıktan bir ney kesmiş, ona üflemiş. O neyin çıkardığı ses, hazin ses, ona acayip manaları hatırlatmış. Demek istiyor ki bu ney, kamışlıktan kesilen bu kamış, içine üflendiği zaman o acıklı sesi çıkaran kamış, diyor ki ben kendi vatanımdan ayrıldım, ağlıyorum. Ama sen ey insan ruhlar aleminden ayrıldın. Asıl vatanın olan Allah-u Teala'nın nuru altında nurun ala nur olarak nur alemindeyken oradan ayrıldın geldin dünya alemine. Bu esfeli safilin denen bu çöplüğe geldin. O ayrılışından dolayı üzülmüyorsun, ayrılmıyorsun. Halbuki sen garipsin. O halde bu garipliği anlamak lazım. Fetuba lil guraba. Gariplere müjde olsun hadis-i şerifine göre. Bu garipliği severek, anlayarak, bilerek, şuurlu şekilde inşallah tamamlamak lazım. Huda ismi, evet. Bu varlıktan geç bakka gidelim. Aziz seyri Allah gidelim. Ey kardeşim diyor, şu varlıktan artık geç. Yani varlık, bize verilen bu varlık, maddi varlık, manevi varlık, sıfatlarımız, bedenimiz, hayatımız hepsi bir emanettir. Bu emaneti Allah-u Teala'nın razı olduğu şekilde kullanmak lazım. Ama bundan çıkacağımızı da bilmek lazım. Dünyaya gelen kişi aslında gidiş biletini almış demektir. Dünyaya geldiğin zaman dünyadan ayrılış biletin kesilmiş oluyor. Çünkü melek yazmış zaten. Dört şey yazmış. Biri de ecel. Ne zaman çıkacağını da yazmış. O vakit geldiği zaman bu varlıktan çıkacağız. O halde o vakit gelmeden evvel mutu kablen temutu rivayetine göre ölüm gelmeden evvel siz başka bir ölümle ölün ve dirilin. Yani ruhun bedenden ayrılması, beden alakalarından kesilmesi, dünya sevgisinden kurtulması asıl diriliş oluyor. Buna fena fillah, beka billah halleri deniyor. Aziz seyriyle Allah gel edelim. Aziz kardeşim, seyriyle Allah, Allah-u Teala'ya doğru giden yolda
manevi yürüyüşte yürüyelim inşallah diyor. Mevla Teala bu büyüklerin tembihlerini güzel anlamaya bizi muvaffak eylesin inşallah. Şimdi sohbetimizde değineceğimiz konulardan bir tanesi, bu tasavvuf nereden çıktı diyorlar. Bu tasavvuf nereden çıkmış, nereden zuhur etmiş? Bu ashab-ı kiram zamanında yoktu diyorlar. Ashab-ı kiram zamanında, ashab-ı kiram arasında böyle kelimeler, tabirler, deyimler yoktu diyorlar. Bunlara inşallah cevap vereceğiz. İlmi şekilde inşallah. Tabii ki nasip olan cevabı alır. Alusi tefsirinde 11. cilt 380 sayfada müellif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç hadisinde bahsettiği bir olaydan bahsediyor. Az kadar bunu Mevahibü'l Dünniye'de de zikretmiştir. Rabbim bana sordu da ona cevap vermeye güç yetiremedim. İki elini omuzlarımın arasına koydu. Onların soğukluğunu hissettim. Tabi bu rivayetler biliyorsunuz müteşabihattandır. Mana vermiyoruz. Manevi bir haldir. Beni evvelkilerin ve sonrakilerin ilmine varis etti. Bana değişik ilimler öğretti. Bir ilim hakkında benden onu gizlemekle söz aldı. Zira o ilmi benden başkası taşımaya kadir olamaz. Bir ilim ki onun hakkında beni muhayyer kıldı, bana Kur'an öğretti. Cebrail aleyhisselam onu bana hatırlattı. Hatırlatırdı yani. Kur'an-ı Kerim gelip devamlı Efendimiz aleyhisselam'ı hatırlatırdı. Hatta karşı karşıya okurlardı. Üçüncüsü bir ilim ki onu ümmetimden avam ve husus herkese tebliğ etmemle emretti. Şimdi burada bahsettiğim ilk ilim kendisiyle alakalı olan nübüvvet ilmidir. Ona o ilimden bir zerreye dahi hiç kimse malik olamaz, onu taşıyamaz. Çünkü o nübüvvet nurunun taşıyabileceği bir ilimdir. Üçüncü sırada zikredilen de şeriat ilmidir, din ilmidir. İtikat ve amellerle alakalı olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın beyan ettiği İslam'dır. Din ilmi İslam'ın hükümleridir. İkinci sırada zikredilen ilim ise hakkında muayyer bırakıldığı ledün ilmidir. Yani dilediği kişilere gönlünü uygun gördüğü kişilerin kalbine akıttığı manevi hallerdir, özel bilgilerdir. İşte bu rivayetler demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok ilimlerle mücehhez olduğunu gösteriyor. Ve bilhassa bu ilmi de hicret sırasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın mağarada kaldığı zamanda endişelenmişti. La tahzen, innallâhe me'anâ. Üzülme, Allahu Teala bizimle beraberdir. Baktaki Ebu Bekir Sıddık da huzur bulamıyor, endişeleniyor, düşman gelecek, bizi yakalayacak, sana ne olacak ya Resulallah diye endişelendiği için o zaman ona bir nazar etti. O nazarla beraber Ebu Bekir Hazretleri rahatladı, huzur buldu. Mevla Teala da kolu üzerine sekineyi indirdi, kuvve-i maneyi indirdi. Böylece teskiniyet bu şekilde hasıl olmuş oldu. İşte demek ki Ela bizrikillahi tetmeynül kulub ayeti bize bunu beyan ediyor. Demek ki zikirle, ibadetle, maneviyatla insanın kalbi huzur bulur, sükunet bulur. Şimdi muhaliflerin iddialarından en büyük iddiaları bu tasavvuf kelimesi kelime olarak bir kere ashab-ı kiram zamanında yok diyorlar. Bunun sonradan çıktığı bellidir diyorlar. O halde tasavvuf da sonra çıkmış bir bidattır diyorlar. Bunlara nasıl cevap vereceğiz? Birincisi, yani akli bir cevap verelim. Diğer ilimlerde de aynı husus vardır. Mesela hadis ilminde kullanılan birçok terim, sahih hadis, hasen hadis, metruk hadis, mecruh, mu'dal ve cerh tadil kaideleri, mürsel, munkatı gibi tabirler Efendimiz Aleyhisselam zamanında yoktu. Daha sonra ki muhaddisler hadis ilmini tedvin ederken bu kaideleri yerleştirdiler, bu isimlerle ilmi tasvip ettiler. Fıkıh ilminde de aynı şekilde birçok tabir yoktu. Kıyas, içtihat, zahir rivaye, nadir rivaye, usul fıkıh, furu fıkıh, istinbat, istihraç böyle tabirler yoktu. Tefsir ilminde de hakeza, tefsir tevil, işte ibarelerin zahir manası, işaret manası gibi şeyler yoktu. İtikad ilminde de aynı şekilde mantıkta olsun, diğer ilimlerde olsun, fesat belat ilimlerinde olsun birçok ilim zamanla inkişaf etmiştir. Bu tabirler de zamanla yerleşmiştir. Demek ki aslında bunlar ashab-ı kiramın zamanında olan şeylerin daha sonra isimlendirilmesi oluyor. Nasıl ki hadis-i şerif innemel a'mâlu binniyât, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş. Ashab-ı kiram bunu dinlemiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu rivayet etmiş. Bunun üzerine şimdi sonra gelenler rivayet etmişler. Acaba diyorlar bu rivayetin derecesi nedir? Bunun üzerine ne yapılıyor? İlimler tasnif ediliyor, tedbin ediliyor. Sonra gelenlere hazırlanıp sağlam bir şekilde bırakılıyor. Aynı şekilde işte tasavvufta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halleri, ashab-ı kiramın halleri, onların manevi coşkuları, hazları, ibadete olan aşkları dillere destandır. O halleri işte kaybolmasın diye tasnif edilip, tertip edilip, onların sevgisi, muhabbeti, ittibası
zapt edilmiş, tasvip altına alınmıştır. Böylece yavaş yavaş bu ilimler tedvin edilmiştir. İşte İbn Haldun rahmetullahi aleyh mukaddimesinde şöyle diyor. Tasavvuf millet içinde, dini bir İslam içinde sonradan ortaya çıkan şer'i ilimlerdendir. Demek ki tasavvuf olarak zuhuru sonradan olsa bile şer'i ilimlerdendir. Aslı şu topluluğun yolu ümmetin selefi olan yüce ashab-ı kiram, tabi'in ve sonra gelenler arasında daim olan hak ve hidayet yoludur. Demek ki bunların yolu hak ve hidayet yoludur ve ashab-ı kiram zamanında, tabi'in zamanında mevcut olan yolun aynısıdır. Aslı ibadet üzere ayrılmak, Allah'a her şeyden kesilip sıyrılıp Allah için olmaktır. Dünyanın süsü ve zinetinden yüz çevirmektir. Genel halkın yöneldiği lezzetler ve makam sevgisinden soğumaktır. İbadet için halktan ayrılıp sıyrılıp tenhalarda kalmaktır. Bu hususlar ashab ve selefte yaygın idi. Hepsi aşağı yukarı dünya sevgisinden kurtulmuş, kendilerini ibadete vermişler, hatta sabahlara kadar ibadetle meşguldüler. Vaktaki ikinci ve daha sonraki asırlarda dünyaya yönelmek yaygınlaşınca, insanlar dünyaya karışma hallerine yönelince, sofiye ve mutasavvuf ismi ibadete yönelenlere tahsis edildi. Mukaddemenin 3. cilt 106. sayfasında bu Arapçasında mevcuttur. Demek ki ashab-ı kiramın sabahlara kadar namaz kılacağız, hiç iftar etmeden oruç tutacağız, ailemize yanaşmayacağız diye böyle rivayetleri var. Onları çağırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizin içinizde Allah-u Teala'yı en iyi bilen benim. Ben evleniyorum, oruç tutuyorum, iftar ediyorum, namaz kılıyorum, uyuyorum diyerek onları ikaz etti. Dinimizde böyle tamamen her şeyi bırakıp da soyutlanmak yok. İnsanların içinde zaten nakşi yolunun temellerindendir. Halbette celbet der. Yani insanların içinde ama Allah ile beraber olmak hali. İşte bu da ashab-ı kiramın halidir. Dolayısıyla ashab-ı kiramın yaşadığı halleri sonraki gelenler kaybolmasın, zayi olmasın diye tasvip etmişler. Sonraki ümmetlere onları ulaştırmışlardır. Allah onlara razı olsun. O halde çok yerde tasavvuf deyince tarikat kelimesi anlaşılır. Demek ki bu kelime mevcut olmak bakımından hal itibariyle ashab-ı kiramda vardı. Fakat bu kelimenin zuhuru hakkında da bazı görüşler var. Tasavvuf kelimesi bazıları diyor sof, yani yün kelimesinden türediğini iddia etmiş. Yani sofiler, dervişler yün aba giyerlermiş. Bazıları ise safi kelimesinden, yani kalbi safi temiz kelimesinden türediğini iddia etmiş. Bu gibi şeyler tabii ki kesin olarak ispat edilemiyor. Çünkü herkes sof, yün, hırka giydiği sabit değil. Sofu kelimesi zayid manasında kullandığını kabul etsek, takva olan herkese de sofi denir. Dolayısıyla tarikat dersi olmayan adam da sofuluk yapsa ona da sofi denebilir. Dolayısıyla sofi kelimesi ile bu bahsettiğimiz tarikat erbabı anlaşılmaz. O halde bu kelimenin türemesi hususunda İmam-ı Gazali'nin şu açıklamasına bakmamız lazım. El-Munkizu Mined-Dalal sayfa 30-31'de şöyle diyor. Sof kelimesinden geldiğini iddia edenlere göre tasavvuf yün giyindiği zaman denir. Bu tasavvuf kişi yani. Bu da bir zattır. Fakat bu topluluk yün giymeye tahsis edilmiş değillerdir. Hepsi böyle yün hırka giymezler. Bunlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinin suffasında bulunuyorlar. Buna mensuptular dersek sarf ilmi itibariyle soffaya mensuba sofi denmez. Bazıları da safi lafzından derler. Sofinin bundan türemesi lügat itibariyle olmuyor. Bazıları saf kelimesinden türemişti der. Yani onlar ilk safta, kalpleriyle ilk saftadırlar derler. Yani ilahi huzurdadırlar. Lügat manası itibariyle gene bu sofi kelimesinden bunu çıkaramıyoruz diyor. Kuşeyri sahibi bütün bu görüşleri eleştiriyor. Bu durumda tasavvuf kelimesinin iştikakını kabul etmez. Yani tasavvuf kelimesinin herhangi bir kelimeden türediğini ispat edemiyoruz diyor. O zaman ne olacak bu? Bu lafız tasavvuf kelimesi şu taife üzerine çok kullanımlı, artık onlara bir isim olmuştur, onlara bir alamet olmuştur diyor. Yani demek ki bu kelimenin bir yerden türemiş olarak gelmesi gerekmiyor. Bu ibadetle, zikirle, manevi çalışmayla meşgul olan kişilere tasavvuf, mutasavvuf kişi, bunların yolunda tasavvuf denmesi bir alamet olmuş, bir marka olmuş. Nasıl ki dükkanların kapısında tabela var. Aradığın şeyi tabelaya bakarak diyorsun ki telefoncu burada, fırın buradadır, eczane buradadır. Eczaneye girip de ekmek istemiyorsun ki, fırına girip de ilaç istemiyorsun. İlla tabela gerekiyor. İşte tasavvuf da böyle bir tabeladır diyor. Kalıplaşmış alem olmuştur diyor. Dolayısıyla bunun kelimesi böyle buradan türemedi deyip de itiraz etmenin bir manası yok. Bu olan bir vakadır. Ashab-ı kiramdan sonra tabiinde, sonra tebe-i tabiinde olan, yaşanan hali ilmi olarak düzenleyip buna bir
isim takmak gerektiyse işte bu isimde oluşmuş tasavvuf kelimesi verilmiştir. Peki bu tasavvuf asıl itibariyle dinimizde bunun yeri nedir dersen, zaten tezkiyetün nefistir. Nefsi tezkiye etmektir. Bu da birçok ayette Cenab-ı Hakk'ın emriyle beyan edilmiştir. Kad eflaha men zekkaha. Kad eflaha men tezekkaha da var. Âlâ suresi. Kad eflaha men zekkaha. Şems suresinde. Muhakkak nefsini tezkiye eden, arındıran felah buldu. Muhakkak nefsini arındıran, tezkiye eden felah buldu. Buna benzer birçok ayette Cenab-ı Hak nefsimizin hilesine kanmaktan bizi uyarıyor. Onu arındırmayı emrediyor Cenab-ı Hak. İşte bak, bu arındırma işi nedir? Tasavvuftur. Başka bir ayette Fecr suresi 27 ve 30. ayetlerde, ey huzura kavuşmuş olan nefis, ya eyyetühen nefsül mutmeynne, bak mutmeynne olmuş olan nefis, irci'i ila rabbişi radiyeten merdiye, sen Rabbinden razı olduğun halde, Rabbin de senden razı olduğu halde Rabbine dön. Vedhuli fi ibadi, kullarımın arasına gir. Vedhuli cenneti, cennetime gir. Demek ki nefis mutmeynne olacak ki, tezkiye edilmiş olacak ki, arındırmış olacak ki bu müjdeyi elde etsin. O halde biz şunu diyoruz ki, tasavvuf erbabının yolu, zikirleri, fikirleri, itikatları, inançları, yaşantıları İslam'a ve sünnetine tıpatıp uymaktadır. Ha, yanlış yolda, yanlış yorumda, yanlış uygulamada olan varsa, ona zaten hak olan, ehl-i sünnet üzere olan nakşi yoluna, gerçek tasavvufa zarar vermez. Nasıl ki Rafizilerin, Şiilerin bazılarının Hazreti Efendimiz'e zamanında ilah demişler. Hazreti Efendimiz onları cezalandırdı. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a ilah demişler. Bu gibi sözlerin İsa Aleyhisselam'a ve Hazreti Ali Efendimiz'e bir zararı olmaz. Onlar attığı iftira kendi başına döner. Bu büyüklere leke veremezler. Aynı şekilde hak tasavvuf, Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Ashab-ı Kiram'ın yolunu ihyadır. Yamuk gidenlerin, yanlış gidenlerin, kasıtlı gidenlerin veya bidatlere dalıp da yolu bozanların hali, durumu asıl nakşi yoluna, asıl tasavvuf yoluna zarar vermez. Bir hadis-i kutsi'de, Buhari'de bu var. Tabi Buhari bunu alınca diğerleri mecburen kabul ettiler. Ben kulumu sevdiğim zaman onun için semi kulak olurum. Basar göz olurum. El, lisan el olurum. Lisan olurum. Benimle işitir yani. Benimle görür, benimle konuşur, benimle tutar. Artık o Allah'ın nuru onda tahakkuk eder. Zaten müminin firasetinden sakının, o Allah'ın nuruna bakar diyor. O halde bu hal kimde olur? Herhalde bu hal ibadeti çok yapanda olur. Namazdan kaytaranda olmaz. Cuma'yı terk eden de olmaz. Nafileleri bırakan, zikirden uzak kalan da bu olmaz. Rastgele bir Müslümana müşrik, kafir diyen de olmaz. Onlardan nasip yok. Yani kulum bana en çok farzlara yanaşır. Bundan sonra kulum nafilelerle bana yanaşmakta daim olur. O nafileleri yaptıkça, yani nafile deyince bol zikir. Vezkürullah kesiren lâleküm tüflühûn. Zaten ayet-i kerime çok zikretmeyi emrediyor. Ancak zikrullah ile kalpler mutmainne olur. Dolayısıyla çok zikir nasıl olacak? 24 saatimiz var. 24 saatin ekserisi diyelim 12 saatten 13 saat. 13 saat boyunca zikreden var mı? Nasıl olacak? Dünya işimiz ne olacak? Dolayısıyla bu halin tahakkuk için bir incelik lazım, bir üstad lazım. O üstadın, o mürşidin vereceği şifreyle çok zikir kapısını açmak mümkündür. Bunu Efendimiz Aleyhisselam dostlarına öğretmiş. O hal kişide olduğu zaman, o zaman nafilelerle, nafile yaptıkça, namaz kıldıkça, zikrettikçe Mevla Teala yakınlaşır. Ve nahnu akrabu ileyhi min habl verid ve mahkum ene mahkuntum. Biz kulumuza can damarından daha yakınız. Biz kulumuzla beraberiz. Ve mahkum ene mahkuntum. Nerede olsanız olun, Allah-u Teala sizinle beraberdir. O beraberliği biz anlamıyoruz işte. Bunu anlamak için gayret etmemiz lazım. Bu gayret de işte seyir sülüktür. Bu seyir sülük olmadan bunu anlamak mümkün değildir. Şimdi bu tarikat, tasavvuf içerdiği şeylerden de haberdar olursak, inşallah muhteviyatından haberdar olursak, o zaman İslam'a, Kur'an'a dayandığını biliriz. Bunda diyor bazılar, şartları dört tanedir. Evvelki şart, itikadları Maturidi ve Eş'ari alimlerimizin, yani Ehl-i Sünnet itikad imamlarının beyan ettiği şekilde itikad esaslarına dayanacak. Evvela itikad Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikad olacak. İtikad Ehl-i Sünnet olmazsa onda asla maneviyat zuhur etmez. Zaten bakarsanız, inceleyin tarihi, bakın. Bütün veliler, Allah dostları hepsi Ehl-i Sünnettir. Mutezile'den bir veli yoktur. Şia'dan bir veli yoktur. Kaderiye'den bir veli yoktur. Selefiye'den bir veli yoktur. Vehhabi'den bir veli yoktur. Olamaz. Çünkü itikat bozuk. Veli olması için bir insanın peygamberinin aleyhisselam inandığı gibi inanması lazım. Peygamberinin yaşadığı şekilde yaşaması lazım. İşte Mahmud Efendi Hazretleri'ni duyuyoruz. 4000 tane günlük yaklaşık sünnet var diyor.
dört tanesini terk ettiğimi görürseniz bana uymayın diyor. Yani bilerek terk etmez. Demek ki bu iş bu kadar hassastır. Öyle veli olayım demek, oldum demekle herkes veli olamaz. Tabi umumi veli manasında, umumi manada veli olabilir. Bütün Müslümanlar Allah'ın velisidir, dostudur. Ama bizim bahsettiğimiz maneviyat sahibi, keramet sahibi, tasarruf yani sözü tesir eden, kalplere tesir eden bir veli manasında veli olmak için birinci madde itikatların ehl-i sünnet ve cemaat üzere olması lazım. İkincisi nasuh tevbedir. Yani mahsetlerin tamamından zahire ve batına uzaklaşıp Allah'a dönmesidir. Üçüncüsü nebevi sünnet ile ameldir. Şeriatın bütün hükümlerine yapışmak ve tertemiz dinin edepleriyle edeplenmektir. Bu ise büyük mezhep imamlarından birinin mezhebine tabi olmak, bu mezhepte ihtiyatlı olanı yani azimeti almak, itimat edilen fetva ile ametmektir. Zayıf fetvalara değil, ruhsatlara değil de azimetle ametmek işte evliyaullah'ın yoludur. O yüzden şimdi duyuyorsun ya şu mezhepte şu var, bu mezhepte bu var. Şöyle yapayım, böyle yapayım diye karıştırıyorlar. Bu gibi şeylere tevessül etmek doğru değil. Hangi mezhebe tabiysen o mezhep imamına sadakatli ol. Ki onunla Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Dördüncüsü de dinde bidatlerden sakınmaktır. Yani sapık fırkalardan birinin itikatlarda, fiiller ve amellerde icat ettiği şeylerden uzak durmak. Bunları dört büyük mezhep imamından hiçbiri takrir etmemiştir. Dolayısıyla dört büyük mezhep imamı sünneti ihya etmiştir. Şad-ı Şerif'te muhakkak sözlerin en güzeli aziz ve yüce olan Allah'ın kelamıdır. Hidayetin en eftali de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetidir. İşlerin en şerlisi icat edilenleridir. Her ihtisas edilen, sonra edilen şey de bidattır. Her bidat dalalettir. Peyhakkı'da bu var. Demek ki bu şartlar dört şarta riayet ederse velayet yolunda ilerlemiş oluyor. Asılları vardır bu tasavvufun. Bu da hadis zaten dört tanedir. Tevhid, marifet, muhabbet ve Allah'ın rızası ile beraber ona kulluk etmek. Ben bir gizli hazine edeyim, bilinmemi sevdim de bilinmem için halkı yarattım. Yani ayet-i kerime de öyle zaten. وَمَا هَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Dolayısıyla Mevla Teala bilinmek istiyor. Bilinmesi için de işte marifet gerekiyor. Evvela tevhidini tanımak lazım, sonra marifet sahibi olmak lazım. Muhabbetle beraber rızasına uygun kulluk. Evet. O halde marifet, muhabbet, tevhid kaza kaderle rıza demektir. Yani rıza, kaza kaderle rıza ile beraber kulluk. Bunlar lazımdır. Şimdi tasavvufta bir de nefsi tanımak vardır. Yani nefsi tanımak lazım ki Rabbisini en iyi bileniniz, nefsini en iyi tanıyanızdır. Bu rivayette böyle gelmiş. Kutsi Hadis-i Şerif'te de şöyle geldi. Ey Ademoğlu, kim nefsini tanırsa beni tanır. Beni tanıyan beni talep eder. Beni talep eden beni bulur. Beni bulan temenni ettiğinin üzerinde bütün arzusuna nail olur. Benim üzerime gayrısını tercih etme artık. Hulasat-ı Tasavvuf 8. Dolayısıyla salikin, dervişin zahir ve batini düşmanlarla yani nefis ve şeytanla cihat etmesi lazımdır. Evet. Zühdül Kebir'de şu rivayet var. Hadis-i Şerif. Senin düşmanların en şiddetlisi iki yanında olan nefsindir. İçimizdeki düşman o işte. Diğer bir Hadis-i Şerif'te İmam Nevevi bunun manası sahiptir diyor. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Burada yani savaştan dönerken böyle bir rivayet geliyor. Bu rivayette tabii ki ulemanın rivayet şeklinde yani o ibareye itirazı var ama mana sahiptir. Neden? Çünkü insan büyük cihat olan namazı düzenli kılmak, ibadetleri düzenli yapmak, hükümleri işlemek, haram helala dikkat etmek, yani nefsini terbiye ederek günlük hayatını devam ettirmek olan büyük cihadı yapmadıktan sonra diğer düşmanla olan savaşa cihada gidemez zaten. Çünkü nice insanlar mal sevgisinden dolayı, kadın sevgisinden dolayı, evlat sevgisinden dolayı ne yapmışlar? Savaşa gidememişler, kaçmışlar. Hatta düşmana hainlik yaparak düşmana bilgi vermişler. Neden? İşte dünya sevgisinden dolayı. Dolayısıyla dünya sevgisi, ev sevgisi, bark sevgisi bunlar gönülden silinmedikten sonra zaten adam cihada gidemez. Demek ki nefsle olan cihat daha büyüktür. Ulema bunu böyle mana veriyor. Önce nefsle cihadı yapacağız ki, yani beş vakit namazı cemaatle kılacağız ki nefsimizi yenmiş olacağız. Asıl pehlivan nefsini yenendir. Ondan sonra düşmanla cihat kolaydır. Şu anda İslam aleminde böyle bir namazı beş vakit cemaatle ihya eden, haram helal meselelerine dikkat eden, dünya sevgisine soğuyan böyle bir cemaat oluşması lazım ki düşmana karşı başımız dik olsun. Maalesef Cenab-ı Hak o günleri de bize nasip eylesin inşallah. Yahudiler, Müslümanları, mücahitleri orada Filistin'de yakaladıkları zaman hapse atıyorlar. Diyorlar ki siz bizi yenemezsiniz, siz bize karşı bir şey yapamazsınız. Neden? Çünkü sizin camileriniz, işte Kudüs, Mescid-i Aksa, cuma namazında nasıl doluyor? Tıklım tıklım. Sabah namazında kimse yok. Beş vakit namazınız, sabah namazınız böyle cuma namazı gibi dolu olmadıktan sonra siz bize bir şey yapamazsınız. Bizim kitabımızda böyle yazıyor diyorlar. Ya.
O yüzden arkadaşlar 5 vakit namazı camide kılmaktan sonra asla ve kata nefsimizi yenmiş olamayız. Münafıklıktan kurtuluş beratımızı alamayız. Böylece düşmana karşı hiçbir yapamayız. İnşallah ibadetlerimizi güzel yapalım. Hadis-i şerifte işte buyuruyor, Muvatta'da var. İnsanları yenen şiddetli güreşçi değildir. Şiddetli olan nefsine gazap anında malik olandır. O halde hasibu enfusekum kabl en tuhasebu. Hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekin buyuruyor. Bizim uğrumuzda cihad edenler, yani bizimle bize kullukta ve rızamızda cihad edenler, elbette onları yollarımıza ulaştıracağız. Ankebi suresi absürd ayet. Yani marifetimize ve rızamıza ulaştıracağız. Demek ki nefiste cihad gerekiyor. Tasavvufun temeli neymiş? Demek ki bir takım asıllarla beraber nefiste cihadı yürütmektir. Bir de Nakşi yolunda bazı temelleri var. Bunları, yani bunlardan 8 tanesi var. Bir de bu Necmettin Kübra Hazretleri'nin tespit ettiği 10 tane asıl var. Makamat-ı aşere. Onlardan size bahsedeyim biraz. Böylece tarikatın nereye dayandığını, ne yapmak istediğini birazcık anlayalım. Makamat-ı aşere tasavvufta değer verilen 10 makam. Birincisi tevbe. İkincisi zühd. Tevbe vazgeçmek, yani günahlardan Allah-u Teala'dan razı olmadığı her şeyden vazgeçmek. İkincisi zühd. Zühd demek yani sofu olmak, yani dünyaya değer vermemek. Üçüncüsü tevekkül. Güvenmek, Allah-u Teala'ya güvenmek. Dördüncüsü kanaat. Eldekiyle yetinmek. Beşincisi uzlet. Tenhaya çekilmek. Yani ibadet için, zikir için insanlardan ayrılıp şöyle 10-15 dakika, yarım saat, bir saat gibi günde böyle vazifene göre belli bir miktar insanların arasından çekilmek veya insanlar içinde olup Allah ile beraber olmak. Altıncısı zikire mülazemet, yani sürekli zikir. Ayet-i Kerime zaten devamlı zikretmeyi emrediyor. Bu ancak nasıl olur? Kalbin uyanmasıyla olabilir. Yedincisi Hakk'a yönelmek, yani batıllardan Mevla'ya dönmek. Sekizincisi sabır, Allah-u Teala sabrına beraberdir. Dokuzuncusu murakabe, Allah-u Teala'yı, onun rızasını gözetmek. Onuncusu rıza, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu hale ulaşmak. Bunların hepsi Kur'an'a ve sünnete dayanır. Bunların hiçbirini İslam'da olmadığını kimse söyleyemez. Dolayısıyla tasavvuf bize bunları vaat ediyor. Bunlarla beraber Allah-u Teala'nın rızasını kazanmayı tavsiye ediyor. O halde bu tasavvuf dinimizin özüdür, dinimizin emrettiği bir şeydir. Nakşi yolunda da ayrıca sayacağımız 8 tane kayda var. 3 de ilave temel var. 11 tane oluyor. Birisi hoş derdem, nazar berkadem, sefer dervatan, halvet derencümen, yahtaş, nikahtaş, bazkeş, yahtkert. 3 tane de vukufu kalbi, vukufu zamani, vukufu adet. Bunları sırasıyla inşallah sizlere beyan edeceğiz. Hoş derdem demek, her nefeste salik derviş aldığı her nefesi hesaplı almak. Hesaplı şekilde, yani aldığı nefesi, verdiği nefesi kontrol etmek. Gafletle ağzından nefes çıkarmamak. Bu da işte insanın ancak uyanmasıyla olur. Şimdi insan normal halde nefesini alıp verirken ne yapar? Der, değil mi? Yorulduğu zaman ise bunu daha fazla söyler. Dolayısıyla herkes de aslında zikir vardır ama farkında değildir. O halde bu farkında olmak için işte bir çalışma gerekiyor. Bu da işte tasavvufun verdiği bir ölçüyle oluyor. Buna hoş derdem deniyor. Yani sürekli aldığın, verdiğin zikri, nefesi kontrol etmek, gafletle onu çıkarmamak. Bakın ne kadar mühim yani. Her nefesi gafletsiz olarak kullanmak. Eğer gafletle olursa o zaman gafillerden yazılırsın. Hoş derdem demek ki nefesleri hesaplı alıp vermek, kontrollü vermek. Şimdi telefonun var, kontrolün var. Kontrolü zayi ediyor musun? Etmiyorsun. E peki ömrün nefeslerle ayarlanmış değil mi? Günde en az 24 bin nefes var. O nefesler nereye gidiyor? Bunu kontrol etmek işte en büyük meseledir. İki günü eşit olan zararda diyor. İki günü eşit olan. Ya geri olan hepten zarardadır. Dolayısıyla hoş derdem demek dervişin, Müslümanın nefesini alıp verirken huzur üzere olmasıdır. Yani şuurlu şekilde onu çıkarmasıdır. İkincisi nazar berkadem, bütün hallerinde ve zamanlarında dervişin gözüne sahip olması. Ayağın üzerine bakıp gözünü kontrol etmesi. Çünkü kişinin gözünlere bakarsa kalbi de oradadır. Üçüncüsü sefer dervatan, salihin beşeri tabiatlarından meleki vasıflara intikal etmesidir. Kötü ahlaklardan ayrılıp övülen ahlaklara geçmesidir. İnsan yani sefer etmekle kemale ermez, ancak kötü huylardan iyi huylara intikal ederse o zaman ne olur? Nefsinde
kendi ruhunda sefertmiş olur. İnşallah bu gibi mükemmellikleri de düşünelim. Vaktimizi boşa harcamayalım. Bazı meşayih demiş ki, derviş Allah yolcusu mürşid ararken bulunduğu yerde yoksa onu bulmak için sefere gidebilir, gitmesi lazım. Bulduğu zaman da onun yanında ikamet edip durup kemalatı öğrenmesi lazım. Ama bulunduğu yerde bir mürşid varsa onu bırakıp da başka yere gitmesi doğru değildir. Ancak başka yerdeki mürşid daha kamil ise o zaman daha kamiline gitmek lazım. İnşallah insanlar arayış içinde olması lazım. Kim Allah-u Teala'nın rızasını ararsa illaki Allah-u Teala onu buldur. Çok kimse geliyor. İşte biz tasavvufa girmek istiyoruz falan filan. Ne yapalım, ne edelim, ne mi yapalım? Sende bir kalp var kardeşim. Kalp demek yani Allah-u Teala ile senin aranda bir bağlantı kuran iman ve marifet karargahıdır. Kalbine yönel. Biraz istiğfar et, salavat oku. İki rekat namaz kıl, hacet namazı kıl. Ya Rabbi bana dostunu göster. Sevdiğini göster. Sana gelen yolu bana aç ya Rabbi diye bir arayış yap bakalım. Ondan sonra illaki Cenab-ı Hak sana meşrebine uygun olanı gösterir. Mevla Teala inşallah gerçek dostlarından bizi ayırmasın. Şimdi Mektubat-ı Rabbani'den bir parça okuyalım. Vaktimiz daralıyor. Mektubat-ı Rabbani deyince bazıları sadece bunu tasavvuf kitabı gibi anlıyor. Öyle değil. Mektubat-ı Rabbani'yi tercüme ettik inşallah. İmkan bulursak bastıracağız, dağıtacağız. Yani bu Mektubat-ı Rabbani'de bir takım mektuplar var ki belki de ekseri mektuplardır. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadını beyan eder. Allah-u Teala sıfatlarından bahseder, fiillerinden bahseder, kemalatlarından bahseder, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hallerinden bahseder, kabir hallerinden anlatır, işte itikad kitabını beyan ettiği şefaat hali olsun, sırattan bahseder. Yani itikad kitaplarına bakarsanız orada geçen akaid konularını genelde işler. En çok bunun üzerine durur. Çünkü itikad olmadan amel bir işe yaramaz. Ondan sonra amel-i salihe dikkat edilmesi, haram helal meselelerinde fıkıh bilginin öğrenilmesini ve ahiret yolcusu olan, ahiret dertlisi olan alimlere fetva sorulmasını tavsiye eder. Buna çok dikkat edelim kardeşler. İşimize gelen fetvayı almak için işine gelen hocaya sorma. Hoca var seni yuvarlar. Hoca var seni saptırır. Sen takva olan hocalara sor. Takva olan hoca her şeyi sana müsaade etmez. Doğru. Niye etmez? Çünkü senin yanlışa düşmeni istemez. O yüzden sana daha orta halli veya biraz daha takvaya yakın olanı söyler ki kaymayasın, yanlış yapmayasın. Ama takva olmayan adam ne yaparsan yap. Peruk tak diyor, işe git diyor. Bak, düşünebiliyor musunuz? Peruk diyor, tesettür olabilir diyor. Bunu diyen adam hocayım diye geçiniyor. Tefsir dersi yapıyor. Peruk asla ve kata tesettür olmaz. Peruk zaten saç gibi görünüyor. Saçtır veya sentetik bir şeydir. Dıştan bakıldığı zaman bu başı açık. Ve insan bunu baktığı zaman aldanıyor. Aldatıcı bir şey. Ondan sonra kulakları görünüyor, gerdanı görünüyor. Tesettür olmaz. Tesettür Kur'an'da beyan ediliyor. Cilbap. Dışarı çıkıldığı zaman cilbap. Dışörtüsü. Evinde de başörtüsü. Yani başörtüsüyle beraber, evindeki örtüyle beraber dışarı çıkmak yok. Dışarı çıkarken üzerine bir dışörtüsü alacaksın. Gerçek, mümin ve hür kadınların kıyafeti Kur'an'da Ahzab suresi 59. ayet-i kerimede beyan ediliyor. Kimse bunu sağa sola kıvırmasın. Elmalı Hamdi rahmetullahi tefsirinde de vardır. İstanbul'a geldiğim zaman diyor, bütün kadınlar tepeden tırnağa örtülüdü diyor. İşte böyle hocalara sorarsan diyor İmam Rabbani Hazretleri seni kaydırır. Demek ki fetva içinde de ehil olan ahiret ulemasından fetva almayı tavsiye ediyor. Ondan sonra sünnetine itibaya çok üzerine duruyor. Çünkü sünnet ihyası her şeyden yüksektir. Hatta bir yerde diyor ki bana aktılan bütün ilimler aktıldı. Marifetler, incelikler, kerametler, zuhuratlar, kemalatlar ne kadar mümkünse bana verildi. Artık diyor bundan sonra bir temennim kalmadı. Ancak tek bir temennim sünnetlerden bir sünneti ihya etmektir. Başka derdim yok diyor. İşte bu dert var ya, bu dert sünneti ihya derdi. Bunu anlamak lazım. İşte asıl mücedditlik, tecdit budur işte. Sünnetin ihyası budur. Bir sakalın bırakılması, bir genç kızın örtünmesi, bir genç delikanlının sakal bırakıp takke takıp namaz kılması, tesbih çekmesi, haramdan sakınması, Kur'an'ı öğrenmeye başlaması, Arapça ilimlerine meyletmesi, tasavvufa girmesi, bunlar çok büyük meseledir ha. Bize bu basit gibi geliyor. Değil. Siz o işe girenlere sorun bakalım. Ne kavgalar etmişler, ne mücadele etmişler nefsiyle, akrabasıyla, ailesiyle. O yüzden arkadaşlar sünnetin ihyası deyip geçmeyelim. Bir misvak kullanmayı öğrenmek, öğretmek. Selam mesela. Telefon açtığında alo diyor. Niye alo diyorsun?
Selamun aleyküm desene. Demek ki sünnetin ihyası en büyük meseledir. Bunun üzerine duruyor mektubat Rabbani. Ondan sonra pek çok mektupta da makamlardan bahsediyor, tarikattan bahsediyor, seri sülükten bahsediyor, birçok manevi halden bahsediyor. Böylece mektubat Rabbani aslında dinimizin muhtevası olan bilimleri aslında cem ediyor. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, itikad, tasavvuf. Hepsinden bahseder. O yüzden mektubat Rabbani çok mühimdir. Bundan bir mektuptan kısaca gireyim. Yani vaktimiz müsaadesince inşallah gayemiz yani şunu demek istiyoruz. Tabii ki memleketimizde Allah razı olsun çok tasavvuf ehli vardır. Tasavvuf ehli olan hocalarımız, cemaatlerimiz vardır. Allah-u Teala hepsini istikamet üzere muhafaza eylesin. Bütün cemaatlerin hayırlı güzel halleri vardır. Noksanlık da olabilir. Cenab-ı Hak noksanlıktan onları da biz de kurtarsın. Fakat şu mektubat Rabbani'yi kafasına göre yorumlayanlara asla müsaade etmiyoruz. Mektubat Rabbani'de yani meseleler net şekilde açıklanmıştır. Bunlar ancak yaşamakla elde edilir. Zahir mektuplar tabii ki insan ilmi olduğu için anlar. Sünneti ihya et, namazlarını kıl, ibadetlerini yap, aile hakkı riayet et. Bunlar herkesin anlayacağı şeylerdir. Ama bazı mektuplar var ki, mesela vahdet-i vücut meselesi var ki, bunu inkar ederek ters anlıyorlar ve ters göstererek tasavvufta da böyle bir terslik var diyorlar. Değil. Vahdet-i vücut meselesi Muhyiddin İbn Arabi ve onun taifesinin tuttuğu bir yoldur ve noksan bir yoldur. Nakıslıktır yani orada kalmışlar. Oradan geçmesi lazım diyor İmam Rabbani. Umulur ki geçmişler de diyor. Ama yolun üzerinde böyle bir şey var. Bir yere gidiyorsun, büyük bir hazine alacaksın ama oraya bir tuzak konmuş. O tuzaktan geçmen lazım. Onun usulü var. O da ancak kamil bir mürşide tabi olarak oradan geçilebilir. Dolayısıyla bunun inkar edilecek yönü var, inkar edilmeyecek yönü var. Onun inkar edilecek yönü ehl-i sünnetin muhalif olan durumlar olursa orayı söylüyor mektubatta. Burası diyor yanlıştır. Bunların yanlısıdır diyor. Mesela en büyük yanlışları Allah'tan başka bir şey yok diyorlar. Allah-u Teala sıfatları var. O zaman ne olacak? Mutezile gibi oldum. Yani Allah-u Teala ve sıfatları kadimdir. Allah-u Teala zatı ve sıfatları kadimdir. Mevla Teala zat ve sıfatlarıyla ezelidir. Sonradan ona bir sıfat gelmez. Yani Cenab-ı Hak alemi sonradan yarattı. Yaratıcılık vasfı ona sonradan gelmiyor. Ezelden beri yaratıcıdır. Ezelden beri rızık vericidir. Ezelden beri öldürme, diriltme, hayat verme sıfatlarında sabittir. Dolayısıyla sıfatları yok derse bir insan o zaman mutezileye döner. Ehl-i sünnetten kayar. Şimdi vahdet-i vücutçular niye bunu diyorlar? Onlar Mevla Teala'nın nurlarına, feyizlerine karg oldukları anda her şeyi unutuyorlar, göremez oluyorlar. Mesela güneş çıktığı zaman yıldızlar kaybolur. Şimdi birisi dese ki yıldız yok dese bu doğrudur. Diğeri birisi dese ki yıldız var da görülmüyor dese bu daha doğrudur. Neden? Çünkü yıldız var. Ama güneşin ışığından dolayı bunlar görülmüyor. İşte Allah-u Teala'nın sıfatları vardır ama Allah-u Teala'nın nurları cereyanına tutulduğu zaman bir insan o sıfatları göremez olur. Orada ne yapacak? Susacak, konuşmayacak. Yok demeyecek yani. Onların yanlışı budur. Bunu şimdi adam alıyor, tenkit ediyor falan filan. Gayesi aslında başka. Gayesi üzüm yemek değil de bağcıyı dövmektir. Allah-u Teala onlara fırsat vermesin. Yani bu yanlışları yeri geldiği zaman inşallah konuşup düzeltmeye çalışacağız. Kendi hiç olmasa kendi açımızdan, kendi çevremizdeki kardeşlerimizi uyarmış oluruz. Yani tuttuğumuz yolun ne kadar sağlam olduğunu en azından anlarsak ayaklarımızı yere sağlam basarız ve muhaliflerin lafları bize zarar vermez. El-Mektubu Sani vel-Hamsun 52. mektup. Birinci ciltte 52. mektuptur. İle Seyyidil Mesyur Eczda Seyyid Şerif Nakib Muhammed Buhari rahmetullahi yazmış bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neslindendir. Ona yazmış. Fî mezemmeti nefsil emmareti. Nefsi emmareyi kınıyor. Ve beyanin maradî zâtiyi. Zatında bulunan hastalığı beyan ediyor. Yani nefsin zatı itibariyle onda bir hastalık vardır. Ve beyan ilacı izaleti zâtiyen marad. Bir de bu hastalığın izalesi nasıl giderilecek onu beyan edecek. Kâtir şereftü bi mutâlâtil mektubul ahil mükerrem. Kıymetli kardeşim mektubunu mütalaa ettim diyor. Demek ki ona mektup yazmış. Ellezî câle hâzet dâiyel muhlisa mümtâzen bihi. O mektupta bu kendisine sürekli ihlasla dua eden bu kardeşini tahsis etmiş. Özellikle saymış. Alâ ve şefkati ve re'feti. Şefkat ve yumuşaklık yolu üzeri beni orada bahsetmiş diyor. Azzemallah subhanu ecreküm. Cenab-ı Hak ecrinizi yücelsin. Ve rafa kadreküm. Kıymetinizi yükselsin. Ve şerraha sadreküm. Göğsünüzü genişletsin. Ve yessere emreküm. İşlerinizi kolay eylesin. Bi hurmeti ceddikümül emced. Yüce olan ceddiniz hurmetine aleyhi ve ala ali mine salavati efdaluha mime teslimat ekmeluha. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Onun ceddi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hürmetine sizi de bizi de inşallah Cenab-ı Hak gönlümüzü genişletsin, işlerimizi kolaylesin, derecemizi yükselsin inşallah. Sebbeden al subhanu teala ala mutabatihi zahiren ve batinen
Cenab-ı Hak ona ittibada bizi zahiri ve batini olarak ona tabi olmakta bizi muvaffak eylesin. Ve erhamullah abden kale amine. Bu duaya amin diyen kula Cenab-ı Hak rahmet etsin. Amin. İnni erettu en uharrere fukaratin fi şikayeti min sahibi su. Ben diyor kötü bir arkadaştan ve nedimi seyil huluk, ahlaki kötü olan yardımcıdan şikayetleniyorum. Yani nefsinden bahsediyor. Benim nefsim bana yanımdadır, beraberimdedir ama kötü ahlakı var. Ondan şikayetleniyorum. Fel mercubu el isga ileyh. Bisen bil kabul. Sizden umulan kabul kulağıyla dinleyiniz. Bu sözler 2000 müceddidi İmam-ı Rabbani'nin kutsuzluğu sözleridir. Bizim nefsimizdeki kusurları bize beyan ediyor. İnşallah alıp tedavi olalım inşallah. Fe'alim bil ki eyyühel mahtumul mükerrem. Ey kıymetli evladım. İnnen nefsel emmarete insaniyete. İnsanda bulunan şu nefsi emmare var ya. Hani emmare demek kötülüğü emreden. Şunu yap bunu yap deyip de insanı yanlışa sevk eden nefis. Mecbuletun ala hubbil cahi ve riyaseti. Makam ve reis olmak, baş olmak sevgisi üzere yaratılmıştır. Her nefiste makam elde etmek, mekan elde etmek ve riyaset, üstünlük kurma sevgisi vardır. Kimisinde 10 kişiye üstün olayım, 5 kişiye üstün olayım, 20 kişiye, kimisinde bir devlete, kimisinde bütün dünyaya. Elimizden gelse biz de yaparız ama bizim öyle fırsatımız olmadığı için duruyoruz. Yoksa fırsat açılsa insan bütün rakiplerini yıkıp kendisi üste çıkmak ister. Bütün insanda bu vardır. Ta ki nefsi mutmain oluncaya kadar. Ve cemi himmetiha bütün gayreti derdi et terefu ala cimil akran. Bütün akranlar üzerine üstün çıkmaktır. Ve mütemennaha bizzat temennisi bu nefsin en yekûnel halâkü küllühüm bütün halk olsun muhtacine ileyhi. Ona muhtaç olsunlar. Ve mukadine ila evamiriha ve nevahiye. Onun emir ve yasaklarına tabi olsunlar. Derdi gücü bütün insanlar onun sözünü dinlesin. Nefis denen şey ha. Bu, yani bu nefis Firavun'da tam belli oluyor. Nemrut'ta tam belli oluyor. Ebu Cehil'de tam belli oluyor. O nefisten bize de var. Ama bizim elhamdülillah imanımız var. Yani aklımız var. Cenab-ı Hak inşallah o imanımızı, aklımızı selim şekilde muhafaza etsin. İmanımızı kuvvetlendirsin. Nefse fırsat vermesin. Fırsat bulursa aynı şeyi yapmak için harekete geçer. Azzemallah subhanu ecreküm. Cenab-ı Hak ecrinizi yüceltsin. Ve rafa kadreküm kıymetinizi yükselsin. Ve şerraha sadreküm göğsünüzü genişletsin. Ve esere emreküm işlerinizi kolay eylesin. Bi hurmeti ceddikümül emced. Yüce olan ceddiniz hürmetine aleyhi ve ala alihi minessalavati efdaluha mümeteslimat ekmeluha. Onun hürmetine